Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2020 Mobile'de yeni bir online match day bölümüyle karşınızdayım. Rakip gelmek üzere, güncelleniyor diyor. Rakip geldi, 962 dereceli Sakaryalı bir kardeşimiz geldi, bir Türk oyuncu. Bugün arkadaşlar yeni bulduğumuz forvetimiz Filippo Inzaghi'yi forvete koyduk. Tamamen Barcelona'lı oyunculardan oluşturduk kadromuzu da daha fazla puan versin diye. Rakip takım kadrosuna bakalım. Ronaldo, Lewandowski, Salah, Ronaldinho, Eriksen, kalede Neuer var. De Ligt, Ramos, kadro gayet güzel. Onayla dedik, maçımıza gidelim bakalım inşallah. Bol gollü, bol pozisyonlu güzel bir maç ortaya çıkar arkadaşlar inşallah. Bakalım yeni transferimiz Filippo Inzaghi'de neler yapacak bugün. Çok merak ediyorum. Haydi bakalım. Trabzon Arena demiş rakip takım. Harry Kane'in vuruşuyla rakip takım maça başlayacak. Bekliyoruz. Şimdi başladı. Haydi bakalım, sizlere de iyi seyirler diyorum arkadaşlar. Salah. Oradan vurmayı denedi. Ne yaptın ya? Oradan da olmaz ki. Uzun degaj. Ter Stegen. Filippo Inzaghi indirebilecek mi? İndiremedi. Şimdi Sergio Ramos. De Jong. Xavi. Inzaghi'ye gelmedi. Şimdi Xavi tekrardan. Messi. Maradona. Messi, Inzaghi'nin önünde güzel bir boşluk. Filippo Inzaghi. Çok güzel vurdu. Kalecinin o yeri. Neredeyse ceza sahası çizgisinin oradan vurdu. Güzel bir vuruş. Temiz bir vuruşla 1-0 öne geçirdi. Filippo Inzaghi. Bitiriciliği 99 arkadaşlar bu arada Inzaghi'nin. Ofansif farkındalık da 99. Ya bir forvetin olması gereken en önemli özelliklerinden bir tanesi. Tabii sadece onlarla bitmiyor. Şut gücü falan da lazım tabii ki. Biraz ah be, Xavi'den bir iç sektirme nereden çıktı ya. Şimdi Inzaghi tekrardan. Ah be, arkası dönüktü ya. Ne yaptım? Orada biraz saçmaladım. Arkası dönüktü. Arkası dönükken pas bile atamıyor oyuncu arkadaşlar. Bazen denk geliyor öyle. Yönü değişmiş oluyor. Siz de pasa basmış oluyorsunuz. Pas hiç alakasız bir yere gidiyor. Şimdi Messi. Maradona. Soldan şimdi Xavi. Filippo Inzaghi'nin önüne. Filippo Inzaghi. Kaleci Neuer çıkarttı. Güzel de çıkarttı. O kornerleri ayarlamamışız. Barcelona'nın kadrosunu kurmuştu. Normalde oradan sağ ayaklı birisini kullandırırdım. Koulibaly. Şimdi Maradona oradan güzel bir plase vurur mu diyecektim. Vurdurmadılar. Kamara. Hızlı iki tane stoperi koydum defansa. Lenglet'le Umtiti'yi diğer tarafa koydum. Inzaghi pasımızı aktaramadık. Şimdi Eriksen. Salah'ın önüne doğru. Muhammed Salah. İkili pres yaptık orada hemen. Şimdi Messi. Bir çalım. Ah be, ikinci oyuncuya takıldık arkasındaki Modric için. Çok güzel bir çalım atmıştık. Şimdi Cristiano Ronaldo. Az farkla dışarı çıktı. Nasıl dışarı çıktı o top ya? Tam iyi vuramadı. İyi bir vuruş sergileyemedi. Inzaghi indirir misin koçum? İndiremedi. Şimdi Muhammed Salah'la geliyor rakip takım. Umtiti. Iniesta. Ortaya döndük Messi. Tekrar Messi'ye. Maradona. Güzel geldik. Xavi. Messi. Inzaghi. Filippo Inzaghi. Çok güzel çalımlar. Paslaşmalar. Rakibin belini kırdık resmen o paslarla. Filippo Inzaghi de affetmiyor tabi. Bitiricili bir forvet olduğu için. En son Inzaghi'nin önünde kaldı. 3-0 yaptık. Şimdi tekrar Inzaghi. Bakın arkası dönüktü. Çok kötü bir pas attı. Arkası dönük olduğu için. Maradona'yı aslında çok güzel bir pozisyon yakalayacaktık. Bir çalım orada Messi'den. Çift dokunuş. Inzaghi kaçar mı? Kaçmadı.
Bir hata gelir mi? Ya şu kalecinin şöyle uzaklaştırdığı bir tane top benim önüme gelmedi ya bu zamana kadar. İlk yarı sona erdi bu arada. 4'te 3 yapmışız. Rakip 2'de 0 yapmış ama Ronaldo'yla maçın bir kırılma noktası var orada. Ronaldo belki atsaydı daha farklı olabilirdi, bilmiyorum skor. İkinci yarıya Inzaghi'nin vuruşuyla başladık. De Jong, Iniesta, Inzaghi kaçıyor bu arada. Filippo Inzaghi, ah be. Neuer normalde açılması lazım. Yani çok fazla açılan bir kaleci Neuer aslında. Ama niye açılmadı anlamadım. Şimdi bir hata geldi. Ah be, Maradona ile geç kaldık. Araya girdik. Abi nereye atıyorsun ya? Çok rahat bir şekilde attın. Oo, Messi ile bir plase geldi bu arada. Kaleyi tutsa kaleci hiçbir şey yapamayacak Ter Stegen. Uzun oynadık. Iniesta, yetişebilecek miyiz? Şimdi yetiştik. Döndük. Çok güzel döndük. Messi. Ah be, iki kişinin arasından geçmeye çalıştım. Olmadı. Biraz fantastik bir şey oldu. Bu arada büyük hata. Harry Kane. Harry Kane hatayı affetmedi. Yaptığımız hatayı gol sevincinde yaptı kardeşimiz. Sıkıntı yok. Hata bizimdi. Hatayı da affetmedi kardeşimiz. Olması gereken oydu zaten. Şimdi Luka Modric. Harry Kane. Araya girdik. Maradona. Ortaya döndük. Messi. Inzaghi offside'da mı? Offside'daymış. No side. Uzun mu oynayacak Sergio Ramos? Evet. Kamerada. Çok rahat kamera. Iniesta. Dokundu. Inzaghi. Şimdi Maradona'nın önüne. Maradona. Inzaghi kaçıyor. Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi. Hat-trick geliyor. Maradona'nın asistinde Filippo Inzaghi bitiriciliğini yine konuşuyor. 91'lik altın topumuz hat-trick yapıyor. Online maçta adamsın diyoruz. Şimdi Harry Kane. Girdik araya. Iniesta, Inzaghi, güzel paslaşmalar. Şimdi Xavi. Xavi gidiyor. Xavi bir aşırtma. Kaleye gidiyor. Sergio Ramos son anda çıkarttı. Hatamız devam ediyor. Bir çalım deneyeceğiz. Harika bir çift dokunuş. Messi kale ya defansa çarptı. Messi çok güzel çalım attı. Güzel çalımlar da izliyoruz gollerden. Sadece gollerle de kalmıyoruz. Güzel bir orta. Ah be, şuta basamadım ya. Çok güzel orta geldi. Nefis, enfes bir orta geldi ama şuta dokunamadım maalesef. Hatta Iniesta'ya çarptı top, kaleye doğru gitti. Alırsın Umtiti onu. Al bir zahmet. Hızlı bir pas atmak istedim. Olmadı. Delikt. Toni Kroos'un önüne doğru. Harry Kane. Koulibaly araya girdi. Orada hata yapmayalım çocuklar. Bu arada harika bir pas. Iniesta'nın önüne. Iniesta. Iniesta. Ortası geldi. Filippo Inzaghi'ye gelir mi? Inzaghi bu arada bitti. Dayanıklılığı bir tık düşük ya. Bir tık iyi olsaydı çok güzel olurdu. Bu arada bir free kick var. Bir dalan şut deneyelim Messi ile buradan ama çok çapraz ya. Olur mu? Baraja çarpmazsa eğer kaleyi bulur. Baraja çarpmazsa eğer kaleyi bulur. Ah be, baraja çarptı ya. Baraja çarptı. Ne oldu? Aman gözünü seveyim bak. Bağlantıyı koparmaya çalışma. Bundan önceki zaten 1300 dereceli bir adam geldi. 2-0 yeniyordum. Çok uğraştı. Bağlantı gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. Koparmaya çalışıyordu büyük ihtimalle. 1300 dereceli bir adam gelmişti.
2-0 öndeyken. Sonra bayağı bir koparmaya çalıştı. Daha sonra maç sona erdi. Ben kazandım. Yapamadı. Büyük ihtimalle beceremedi. Yine mi öyle bir şey? Hatta ondan 17 puan geldi arkadaşlar bana. Maç bitiyor diyor. Bu büyük ihtimalle direkt maçtan çıktı diye tahmin ediyorum. Sanırım öyle oldu ya. Bakalım. Bekliyoruz. Evet, kazandınız dedi. Onayladık. 1166 derece verdi. Videomu burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum koparmaya mı çalıştı yoksa o bu şekilde mi kaldı. Ben çok keyif aldım. Güzel bir maç oldu. Hem çalımlı hem Filippo Inzaghi'yi denemiş olduk. Ben keyif aldım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.